masaya oturmuyorsun. Elektrik kesildikten sonra da öyle kesilmez, böyle kesilir Ama deyip yayınları indiriyorsun. ben şeye merak ediyorum. Şimdi elektriğe para yok. Hı. Ama yenilenmek için, efendime söyleyeyim, altyapıyı geliştirmek için her türlü para var, maddi kaynak var. Türkiye'den ciddi destekler alıyorlar. Tamam abi, yani şimdi ben şunu söyleyeceğim. Kaynağa para var, her Evet. şeye para var. Ya önce kendi bir çekinde kendine bir çeki düzen ver arkadaş. Hata nerede biliyor musunuz? Giderleri Şimdi hesaplamıyorlar. bak, buradan şey de çok, konumuz aslında Hı. BRTK değil ama hani Aynen öyle. takıldık gidiyoruz. Devletin devamlılığı esastır ilkesinden hareket ediyoruz. Bu da Evet. bir devletin parçasıysa, kamu Hı. kurumuysa, kim gelirse gelsin başa kardeşim buradan suçludur. İdare sende Kim sonra. yönetiyorsa suçludur. Benden önce işte borcu vardı da olabilir. Sen bunu böyle devraldın. Madem ki bu yükün altına gireceksin ki sen bu görevi kabul ettin kardeşim. Önce borcu temizle. Önce borcunu temizle. Ondan sonra git kameramı alacaksın. Canlı yayın aracımı alacaksın. Logonu mu değiştireceksin? Ne yapmak istiyorsan yap. Kıbrıs bunu ilk defa yaşamıyor. Camilerin elektriği niye kesildi? Dediler ki vakıfların borcu. Vakıflar dedi ki yok efendim din işlerinin borcu. Sebebi buydu. Bir borç var, elektrik borcu var ama bunu gider olarak işlemiyorlar. İşlemedikleri için de vakıflar orada o kadar elektrik borcu olduğunu bilmiyor. Bütçeye koymadıkları için ödenecek para yok. En sonunda kesildi. Kesildikten sonra yine Beşir Atalay'ın geldiği bir haftaya denk gelmişti. Evet. Beşir Atalay genelde cumaları gelir. Hep de kriz günü cuma olur ya Evet. bu. Yine Beşir Atalay'ın geldiği bir güne denk geldi. Yani rezillik. Camiler jeneratörle çalışıyordu. Daha sonra apar topar iş Türkiye'ye gidince çözdüler konuyu. Ama Evet. hep geçici çözümler. Evet. İnşallah düzenli gerçek bir çözüme ulaşırlar da hani bu konularda artık herkes üzerine düşen görevi yerine getirir. Şu artık koltuk sevdasından vazgeçip hizmet sevdasını ortaya koysunlar abi. Kesinlikle. Ya düzenleme demişken aklıma geldi. Benzin düzenlendi. Şimdi Dün zamlara gece giriyoruz. gördünüz Hani mü? gizli zamlar diyorduk ya geçen Yok hafta. bu alelen zam ya. Ya bu kadar zam olmaz. Hani şimdi geçtiğimiz günlerde de eski başbakan bir açıklama yapmış. Röportaj vermiş. Efendim bize gelen zamları da biz hissettirmeden koyuyorduk. Ya Çok bu da güzel. kötü bir şey. Yani biz eritiyorduk. İşte bunu dağıtıyorduk. Ondan dolayı hissetmiyordu vatandaş. Şimdi hissen de hissetmesen de zaten cebimizde hissediyoruz bunu biz. Ya Bugünkü başbakan da aynı şeyi yapıyor. Geçmişteki başbakan da aynı şeyi yapıyor. düzen değişmedi. Yani kemer sıkma politikasıysa arkadaş ona göre yapacaksın bu işi. Hani insanlarını sen bir şekilde eritiyorsun. Ülkede her şey döviz endeksli. Geçen hafta da bunları konuştuk. Kriz. Döviz almış başını gidiyor. Vatandaş artık iki elini başına koymuş, iki elinin arasına başını koymuş. Ben bu ay nasıl ödeyeceğim kiramı? Ben bu ay nasıl ödeyeceğim arabamın taksidini, evimin taksidini? Herkes patladı. İşverenler, sanayi, her şey durdu ya. Yani döviz aldı başını gidiyor. Şu anda bir sterlin ne kadar? Dörde yaklaştı. Yani Allah'tan korkun ya. Bir şey söyleyeyim mi? Bir banka müdürü arkadaşım geçen gün konuşuyoruz. Banka müdürü bu. İyi de bir bankanın müdürü. Piyasayı çok iyi bilir. İyi bir ekonomist. Dövizle borçlanıp ev almış. 4 yıldır diyor ödüyoruz evi. Çok hesaplaya Allah bir aile ana gelmişti. parasını ödüyordur. Şu anda dövizdeki bu artışla, anormal artışla 4 yıl ödediğim diyor gitti. Bunu söyleyen bir banka müdürü. Yazık. Bilerek girdiği bir yolda ettiği zarara bakın. Vatandaşı düşünün bir de. Ya. Dedi ki ev kirası sterlin ya da ev aldı Kardeşim sterlin, araç aldı sterlin. bu ülkeyi geçindiren turizm sektörüdür. Bir. İkincisi eğitimdir. En büyük sektör eğitimdir. Eğitim demek ne demektir? Öğrenci demektir. Bu ülkede öğrenci varsa ne demektir? Öğrenciler nerede kalıyor? Evde kalıyor abi. Ev kiralıyorlar. Bu çocukların ev kirası sterline Hepsi döviz. yazık günah. Aileler öyle çok zengin aile çocukları değil burada okuyanlar. Burada okuyanlar devlet memuru çocukları, işçi çocukları gayret edip 3-5 kuruşlarla biriktirip ya da ne bileyim işte zor zanaat geçinip buraya okumaya gelen çocuklar bunlar. Bunlara bizim sahiplenmemiz gerekiyor. Sen kalkıp da eğer devlet olarak